Merhaba arkadaşlar. Batısında son yılların gözde tatil beldesi Karasu, doğusunda yılların tatil beldesi Akçakoca. Bu iki tatil beldesinin arasında, onların gölgesinde kalmış, Karadeniz'in uzun kumsallarına sahip olmasına rağmen tatil beldesinden çok tarımı, özellikle de kaliteli fındığı ile ön plana çıkmış Sakarya'nın Kocaali ilçesindeyiz. Keyifli seyirler. Koca Ali'ye ulaşım üç yönden mevcut. İstanbul'dan gelecek olanlar Adapazarı'nı geçtikten sonra Karasu İstikameti'ni takip ederek gelebilirler. Ya da Hende'ye kadar gidip oradan Kocaeli'ne gelinebilir. Ankara'dan ise düzce Akçakoca'dan gelinmekte. Zonguldak İstanbul kısmı yapmaya çalışılan Karadeniz Sahil Yolu Kocaali'den geçmektedir. Melen Çayından Sakarya merkeze kadar olan kısmı bitirilmiştir. Bu yol ile kocaali Sakarya arası duble karayolu haline gelmiştir. Karadeniz Sahil Yolu'nun Karasu üzerinden Karadeniz kıyısından İstanbul'a bağlanması ile Kocaeli'nin ekonomik olarak rahatlayacaktır. Sakarya merkezine 70 kilometre, Karasu ilçesine 16 kilometre Akçakoca ilçesine ise 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kocaali ilçesi şifalı kumu. Doğal plajı kolay ulaşımı ile eşsiz bir sahile sahiptir. Ansiyonculuğun da yaygın olduğu ilçede yeme içme tesisleri, müzikli eğlence yerleri bulunmaktadır. İlçenin güneyinden başlayan maden deresi kuzeyde Karadeniz'e dökülmektedir. İklim tipik Karadeniz iklimi özellikleri göstermektedir. Tarihi özelliği olan alanlar şunlardır. Maden deresinde Osmanlı döneminden kalma maden ocakları, Şerbetpınar'ında manastır, Gümüşoluk köyüdür. Ayrıca ilçede sahildeki yerleşim kurulumu ilçe belediyesinin aldığı kararla iki buçuk kat ve bahçe nizamlıdır. İstanbul'a 2 saat Ankara'ya 3 saat mesafede olup, sanayiciler için belediye olarak teşvik yapılmaktadır. Ülkemizin önemli akarsularından biri olan Melençayı, Kocaali'nin doğusundan denize dökülmektedir. Melençay'ı Marmara Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'ni birbirinden ayırmakla birlikte Sakarya ile Düzce arasındaki il sınırını da belirlemektedir. Marmara Bölgesi'nin en doğusunda konumlanan Kocaali, Karadeniz'in yıldızı parlayan yerleşim merkezlerinden biridir. Uyumculu sınırından başlayarak Melençay'ına kadar uzanan yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda muhteşem bir kumsala sahiptir. Sahilde ender bulunan ve sadece bu yörede yetişen kum zambağı da yetişmektedir. Kocaali Ilıman iklimi, zirata uygun verimli ve sulak arazileri, gür ormanları ve akarsuları ile eski çağlardan bu yana insanoğlunun yaşadığı bir yerleşimdir. Bitinye devleti zamanında hipios olarak geçen Melenden Kieros şeklinde bahsedilmiştir. Osmanlı'nın kuruluş döneminde Doğu Roma ile Osmanlı arasında bir dönem sınır olmuştur. 14. yüzyılın başında ilk olarak Çobanoğlu Beyliği'nden Ali Amoros'un filolarla denizden yaptığı akınlara maruz kalan Koca bin 305-315 tarihleri arasında Orhan Guzi'nin kumandanlarından Konur Alp tarafından Osmanlı toprağı haline getirilmiştir. Yayla mevkiinde Orhan Gazi adına mescit inşa edilmiş ve zamanla Hızar ile bugünkü Koca merkezine doğru ilk yerleşimler kurulmuştur. Burası Osmanlı döneminde Milan adıyla anılmıştır. Melen, devletin odun ve kereste deposuydu. Melen köyü ahalisi Osmanlı devletine vergi karşılığında odun ve kereste hazır etmekle yükümlüydü. 1702 tarihinde İstanbul tersanelerinde inşa edilen büyük kalyonlar için lazım olan keresteler Melen'den temin edilmiştir. Melen, Osmanlılar tarafından liman ve iskele görevi görmüştür. Hazır edilen odun ve keresteler iskele memurları tarafından kayıt altına alındıktan sonra gemilere bindirilerek tersanelere gönderilmiştir. Melenin yatak değiştirdiği dönemlerde işlevsiz hale gelen iskeledeki keresteler karadan karasu tahta iskelesine nakledilmiş, oradan gönderilmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'nin odun ve kereste temin ettiği yerlerden biri olan Kocaali'ye ilk dış göçü 1830'lu yıllarda Filibe ve Yanya'dan gelenler oluşturmaktadır. 1856 Kırım Savaşı'ndan sonra Tatarlar, 93 Harbi olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Gürcü, Çerkes, Abhaz, Bulgar, Boşnak ve Pontus Rumları Kocaeli'ye göçmüşlerdir. 1898 yılında bölgede çıkarılmaya başlanan simli kurşun ve çinko madenlerinin yeni bir gelir kaynağı haline gelmesiyle Doğu Karadeniz'de yaşayan Rumlar ve Türkmenler buraya yeni bir göç dalgası oluşturmuşlardır. Madencilikle geçinen Rumlar 1923'ten sonra nüfus değişimi ile Yunanistan'ın Modina bölgesine gönderilmişlerdir. Fındıkçılık, madencilik, denizcilik, odunculuk, tarım ve hayvancılık gibi gelir kaynakları sayesinde Kocaali göç almaya devam etmiş ve Cumhuriyet döneminde farklı kültürlerin uyum içinde yaşadığı son derece mütevazı bir yerleşim yerine dönüşmüştür. Günümüzde Karadeniz sahil yolunun ana güzergahında konumlanan Kocaali, fındık üretiminde Sakarya'da ilk sırada yer almaktadır. Kocaali ilçesinin doğusundan denize dökülen melen çayı bulunur. Türkiye'nin Marmara bölgesindeki önemli rafting alanlarındandır. Melen çayının suyu yapılan bir regülatör ile içme suyu olarak İstanbul'a gönderilmektedir. İstanbul'un 40 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan melen projesi suyunu ilçe sınırları içinden alır. Yapımı devam eden melen barajı ile hem elektrik üretilecek hem de daha fazla içme suyu İstanbul'a gönderilecektir. Doğa turizmi içinde uygun olan Çamdağ Kocaali ilçesinin güneyindedir. Çamdağ'ın yamaçlarından kaynağını alan Lahna Deresi Ortaköy'de Melen Çayı'na dökülür. Lahna Deresi Vadisi'nin büyük kısmı Melen Barajı'nın bitimiyle sular altında kalacaktır. Denizi, sahili, akarsu ve ormanlarıyla son yıllarda yükselen bir turizm potansiyeli göstermektedir. İçe ekonomisinde ana eksen fındıktır. Yıllık ortalama 35 ton fındık üretimi ile Kocaali, Sakarya ilinin en çok fındık üreten ilçesi konumundadır. Ancak aşırı yaz sıcakları, az yağmur, soğuktan dolayı don ile yanma gibi sebeplerle bu miktar yıllara göre değişebilmektedir. Fındık tarımında işletme ölçeği giderek küçülmekte, bu durumda yeni geçim alanları ve alternatif faaliyetler arayışını hızlandırmaktadır. İlçede ekonomiye desteklemek için fındık dışında tavukçuluk, arıcılık ve süt sığırcılığı desteklenmektedir. Özellikle halk tıbbında da kullanılan kestane balı kocali adına tescillenerek, üretimi artırılmaya çalışılmaktadır. Kocalinde yıllık bal üretimi yaklaşık 10 tondur. 20 kilometrelik sahil bulunmasına rağmen balıkçılık gelişmemiştir. Liman veya balıkçı barınağı olamadığından balıkçılık küçük teknelere az sayıdaki kişi tarafından yapılmaktadır. Kocali'ye yeni kurulan 6500 metrekarelik cam işleme fabrikası ilçenin en büyük sanayi tesisi olmuştur. İlçede 4 adet fındık kırma fabrikası faal olarak çalışmaktadır. İlçede Turizm, Kültür ve Fındık Festivali düzenlenmekte olup festivale uluslararası folklor gösterileri, yüzme, fındık ayıklama, plaj voleybolu, futbol, tavla, güreş, bilek güreşi, maraton, yoğurt yeme ve çuval yarışı gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Maden Deresi ve Şelalesi bölgesi, eski zamanlarda maden olarak kullanılan bu alanda çeşitli raylar ve kazılmış tünelleri görmek mümkündür. Uçurum ve kayalıkların içerisine tüneller kazılmıştır ve bu tünellerin içerisinde gezmek mümkündür. Tünelden tünele geçmenizi ince patikalar sağlamaktadır. Fakat bu ince patikalar uçurumun kenarındadır ve güvenlik açısından ciddi riskler teşkil edebilmektedir. Patikalar, yağmurlu havalarda çamura dönüştüğünden dolayı kayma riski olan bir alandır. Tünellere girdiğiniz zaman derenin diğer ucundan çıkarsınız. Bu süreç içerisinde tünellerden herhangi başka bir çıkış mevcut değildir. Derenin olduğu alanda tünellerin yanı sıra şelale, mesire alanları, alabalık tesisleri ve balık restoranı bulunmaktadır. Aynı zamanda da kamp bölgesi olan burada konaklamak da mümkündür. Ufak bungalovların yapıldığı kamp alanında son derece hoş bir şekilde ufak bir tatil yapmak mümkün olabiliyor. Genellikle güneş görmeyen bu bölgede daha çok yağmur ve esinti hakim oluyor. Ama ufak hafta sonu kaçamaklarında doğa ile iç içe olmayı tercih edenler için gerçekten son derece uygun bir bölge diyebiliriz. Dereden şelaleye tırmanma imkanınız bulunuyor. Aynı zamanda derenin yanında bir de piknik alanı da mevcuttur. Dereden şelaleye doğru tırmanırken, kesinlikle atı kaymayan bir ayakkabı tercih etmeniz gerekiyor. Şelaleden akan su oldukça soğuktur. Sakarya'nın Kocaali ilçesinden bu kadar. Gelecek bölümde Sakarya'nın Karasu ilçesinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada kanalınızı takip etmeyi unutmayın.